kaymaz da sen gel bir yerden iki yerden bağla. 3 tane sponsor atacağım ben yine de. Bakalım böyle gideceğiz inşallah. Bir kazaya da tanıklık olmuş olduk. Mercedes. Baksanıza buraya çıkmış. Kantarı merak ediyorum. Kantarda bir sıkıntı yaşayacağız mı diye. Yani şu an stresliyim bakalım. Stres. Şu an sağdaki abimiz görmüyor. Haliyle. Gerçekten çok stresliyim ya. Bir sıkıntı olacak mı, olmayacak mı? Kantarımızı toplayacağız. Toplama işimiz biraz uzun süreceği için o yüzden arabayı müsait bir yere aldım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben şu anda İzmir'deyim ve Yozgat'a doğru yola çıkacağız. Tabii Ankara'ya uğrayacağız. Yükün birazını Ankara'ya bırakacağız. Geriye kalanı da Yozgat'a götüreceğiz, Yerköy'e. İnşallah bir sıkıntı çıkmazsa. Vallahi karambol oldu. Bugün de günlerden Perşembe. İşte yarın Ankara'ya indirsem, en kötü cumartesi de Yozgat'a indirsem, pazar günü de bir memlekete gitmişken bir aileyi ziyaret yaparız. Pazartesi de geri döneriz diye düşünüyorum inşallah. Bakalım. Ben şimdi bir çıkayım, yola gidelim, bir yüklememizi yapalım. Ondan sonra kameraları kurar, sohbetimize, muhabbetimize, yolculuğumuza başlarız. İyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, yükleme yerine geldim. Şu gördüğünüz plakalardan yüklenecek. Bizimki maalesef geniş olacağı için bu kapaklar açık gideceğim. Şu giden abi sağ olsun 74 plaka. Allah razı olsun, çok yardımcı oldu. Bu kapaklar benim normalde şöyle gözüküyor mu? Lastiğe değiyordu. Şöyle net diyelim. Bunların araya şöyle takozlar koyduk. Zaten bir ortadaki sıkıntıydı. Araya da şöyle spanzet gerdirdik. Şöyle spanzet gerdirdik oraya ki sallanmasın. Bunu da iyice sıksın tutsun diye. Bir de bu ikisini birbirine bağladım. Ön tarafı da sonradan bağlayacağım birbirine. Onu da sabitleyeceğim. O şimdilik boşta. Bakalım. İnşallah kantarda veya başka bir şeyde sorun olmaz. Göreceğiz bakalım nasıl büyük, nasıl bir şey. Hep beraber. Yükleyeceğimiz yükler yani şunlardan biri. Eni birazcık geniş. 2.50-51 miymiş neymiş eni? Normalde arabanın kasa içi 2.43. Yani 10 santim bile değil. Ama yapacak bir şey yok. Mecbur kapak açık gideceğiz. Buradaki abiye söyledim. Kantarda veya sağda solda bir sıkıntı yaşar mıyım dedim. Yaşamazsın. Biz hep böyle gönderiyoruz dedi. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz dedi. Ben de tamam o zaman dedim. Bakalım göreceğiz, yaşayacağız mı yaşamayacağız mı. Şu arka tarafı da en son bir şekilde bağlayacağım. Ona en son bakacağız. Ona en son bir çözüm bulacağız. Onlar yoksa orada kayar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir yükümüz var. Yani maalesef gördüğünüz gibi kurtarmıyor. Hatta kapak da keşke kapansa ama kapanmıyor. Dibe kadar dayandı. Bu böyle olacak. Buna 3 tane de spanzet atacağım. Gerçi kaymaz diyorlar ama yine de 3 tane spanzet atayım. Bir buna, bir ona, bir ona. Başa ortaya sona şeklinde. Böyle gideceğiz artık. Yapacak bir şey yok yani. Şimdi bu parça şuradan alındı. Şimdi orada forklift getirecek. Buraya da diğer parçaları koyacak. Bu en uzunuymuş, en genişiymiş. Bunun üstüne kısa koya koya devam edecekler. Bakalım. Tanesi Yozgat'ın. Ha Yozgat'ın. Tamam. Tamam abi. MK Uluk. MK Uluk. Tamam. Şimdi şeye başlıyor.
Onları bana mı vereceksin abi, bu kağıtları? Hayır, para ihsaliye bak. Abi, ihsal üzerine olmadı yazdırırım. 7 diye en azından orada aklıma tamam. Kalsın. Bunu şimdi sen. Şeye başlıyoruz. Ne o? Ankara'ya. Tamam mı? Tamam abi. Bu şeyi soracağım abi. Bu kolay kolay kayan bir malzeme mi? Kaymaz da sen gene bir yerde iki yerden bağla. 3 tane sponsor atacağım ben yine de. Tamam adam. Hani bileyim bilmiyorum çünkü tamam. Malzemeyi de bilmiyorum. Bak, malzeme kaymaz boyasından dolayı ama sen gene tamam, sağlama tamam, bağla. Tamam abi, tamam abi sağ olasın. Evet, malzeme öyle kolay kolay kayan bir malzeme değilmiş boyadan dolayı. Bana da öyle geliyor. Zaten baksana da parmağım bile zor kayıyor. Bunun üstündeyken göstereyim. Şunu da alayım da bu öne atayım. Şimdi gördüğünüz gibi şu şekilde koyduk. Aşağıdan da göstereceğim. Sponzetin bir tanesini şöyle alttan arabanın altına yani şuraya sponzetledim. Yine bu taraftan da şu alt tarafa sponzet gidiyor. Bunları iki tanesini şöyle şuradan attım. Olur da kayar oynarsa diye. Adamlar kaymaz dedi ama yine de öyle bir şey yaptık. İlaveleri iki babanın arasına sıkıştırdım. Araya da çadırları koydum. Çadırın bir tanesinin üstüne hafif böyle bir babayı, diğer babayı da ilavelerin üstüne koydum. Babaları birbirine şöyle gördüğünüz gibi ya arkadaki babanın şeyini çivisini öne, öndeki babanın çivisini arkaya şurada birbirine çivilerdim. Hani kayarsam ayarsa diye. Hatta bir tanesini ters yapsam daha iyi olur. Bakayım. Evet, mesela şunu şöyle ters yapsam daha iyi olur. Şöyle ters taksam daha iyi olabilir. Neyse onu şimdi hallederim. Şimdilik bu böyle kalsın. Ve bu bir tanesi de çadırların üstüne hafiften basıyor. Zaten çadırlarda arada bir şey olacağını zannetmiyorum. Şimdi bir de aşağıdan göstereyim. Bu da alttan göstereyim. Şimdi kapaklar dediğim gibi bir değiyordu. Şu aradan bir bunu bakın şuradan geliyor. Bu kapağa bağlı. Aynı şekilde arka tarafta da öyle bir şurada da bir tane var. Sponzet kapağı tutan. Aralara dediğim gibi mesela bunun takozu şu arkada. Bunun takozu burada. Buna çok takoza da gerek yoktu ama yine de takoz koyduk. Bunun takozun biri burada. Biri de burada. Bunları böyle sıkıştırdık. Araya da ben böyle ip bağladım. Bu zaten bu kapak boş da. Bu kapağın bir bu ucuna ip bağladım şöyle. Bir de bundan destek alsın diye buna ve buraya ip bağladım birbirlerine. Bakalım böyle gideceğiz. Şöyle bir de geniş göstereyim. Bakalım böyle gideceğiz inşallah. Kazasız belasız inşallah böyle gideceğiz. Üstüm başım da yani leş gibi oldu. Yükledik. Şu anda gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle kamerayı vurdum ya. Şöyle bakın aynadan birazcık gözüküyor. Pro çekim yapacağım arkadaşlar birazcık. Konumumu kurdum. Sunroof'u kapattım. Ayak havalandırmamı kapattım. Camları kapattım. Çünkü geçen motor sesi çok gelmiş. Bir de böyle deneyeceğim. Bakalım motor sesi çok mu gelecek, az mı gelecek? Park klimamı açtım. Kendi park klimam. Kendi üretimim. Yerli ve milli. Üstümü başımı değiştirdim. Leş gibiydim. Her ne kadar üstümü başımı değiştirsem de maalesef yıkanmadığım için leş gibiyim. Su depom sol tarafta olduğu için kapaklar da şu anda kapalı ve bağlı olduğu için elimi yüzümü yıkayamadım. Hep böyle ıslak mendille falan yıkadım. Anlayacağınız bir dünya rezillik. Bu beni niye tersten götürüyor ya? Neyse bize tersten gidi. Ama bir dakika buradan gitsem oraya bağlıyor. Oradan geri oraya çıkartıyor. Tamam. Buradan geri gideceğiz. Buradan geri çıkacağız. Oradan konumun gösterdiği konuma doğru. Bak inşallah beni yanıltmazsın. Allah'ım inşallah kazasız belasız bir yolculuk olur.
Ben bu taraftan gideceğim zannediyordum ama konum beni oradan götürmedi. Konum bana... Lan! Bak çevirme ha! Ya gerçekten salak bu konum ya. Gerçekten salak ya. Oğlum daha temin yönü... Tövbe estağfurullah. La konum... Ya vay tüküreyim böyle işe ya. Al buradan da yol verdi. Enderes yolu. Neyse. Tamam buradan da yol verdi. Bir daha dönmek istemiyorum çünkü. Bir daha dönmek istemiyorum. O değil de çok sıcak oldu ya. Gerçekten çok sıcak oldu. Yapacak bir şey yok. Şunu böyle hafiften kendime çevireyim de rüzgar sesi geleceğini zannetmiyorum. Gideceğim adreslere baktım. Şu daha teminki yol çok iyiydi ya. Konum beni kandırdı ya. Ne diyeyim? Konumun azizliğine uğradım. Yükleme yeri de burasıydı arkadaşlar. Sol taraf var ya. Yükleme yerim orasıydı. Arkadaşlar indireceğim yerlere baktım. Bu arada yolculuğumuzu söyledim mi hatırlamıyorum. Şu anda bir oynama yok. Yolculuğumuz önce Ankara sonra Yozgat arkadaşlar inşallah memleketime gidiyoruz. Ankara'da hemen Ankara'nın girişinde Malıköy tarafındaki olan organize sanayi bölgesine indireceğiz. 3 plaka oraya indireceğiz. Yani o da zaten 5 ton yapıyormuş. 7 plaka da geri Yozgat'a götüreceğiz. Geri niye dediysem. Ya bir yandan mala falan bakıyorum o yüzden cümleler sapıtıyor. Yapacak bir şey yok. Geri kalanı Yozgat'a indireceğiz. Yozgat diğer köydeki organize sanayi bölgesine indireceğiz. Eşimi de almayı düşünüyorum. Yozgat'a geçerken bir aksilik olmazsa. Oradan hazır Yozgat'a gitmişken bir aile ziyareti dediğim gibi yapayım. Anneyi babayı bir görelim. Arabayı burada biri alsam çok iyi olur. Arkamda araba var. Oy 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 oy. Şuradan şöyle kendimi düzlüğe çıkartabilirsem sırda geliyor ama. Heh, tamam düzlüğe çıktık. Düzlüğe çıktık. Hadi. Hadi transport. Hadi transit bana bir yol ver lan. Abi bak sol şeridiniz boş. İlla önünüze mi atlayayım ya? Sol şeridim boş. Kamyon ağır vasıta çıkacak. Müsaade et. Peki ya bak yazık da adam de ağır vasıta araba de. Zor hareket ediyor arabalar de. İnsanlık ölmüş. Umarım şu anda kafamdaki kamera güzel çekiyordur. Sabah Rıdvan'la beraber geziyorduk şeyi, garajı. Ben kahvaltı yaparken dedim ki, Rıdvan dedim, dördüncü turumuzda iş bulacağız dedim. Ben birinci turumuzda bu işi buldum. Benden sonra da Rıdvan bulmuş zaten. Bu işi de alsam mı almasam mı çok ikilemde kaldım. Çünkü toplamda gidişim 850 kilometre oluyor. Yozgat'tan bir iş çıkacağını zannetmiyorum. Oradan bakacağım Kayseri'ye geçeceğim. Boş ya da Ankara'ya geri döneceğim. Eğer ki kilometreleri aynıysa Kayseri ile Ankara arası
döner gelir Ankara'ya gelirim. İlk defa da böyle büyük taşıyorum bu arada. Kapağı açık bir şekilde araç süreceğim. Bu benim için ilk olacak. Şu anda biliyorum buraya bakmam lazım ama ben bir şeride bir gireyim mi be? Şu an döndüğüm için acaba bir esneme, bir şey olma, kayma, oynama durumu var mı diye bakıyorum. Gerçi şimdiden kayarsa yola çıktığımızda sıkıntı. Eyvah, burada kaza almış polis abiler var. Kamerayı görünce laf ederler mi acaba ya? Gerçi abi ben vlog çekiyorum. Yayın yapmıyorum ki. Evet, bir kazaya da tanıklık olmuş olduk. Şansıma da yani şey oldu. O nasıl çıkmış oraya ya? Görebiliyor musunuz? Şöyle kafamı biraz eğsem falan. Yani şöyle yapsak. Oğlum ben size bir şeyler göstereceğim diye var ya, kaza yapacağım ha. Mercedes. Baksanıza buraya çıkmış. Geçmiş olsun. Cana gelmemiş ya. Önemli olan o. Ama oraya nasıl çıktı bilmiyorum. Ya muhtemelen inerken hızlı indi. Araba mı kaydı? Ne oldu? Bir şeyler olmuş. Ha, burada da çevirme vardı değil mi? Evet, burada da çevirme vardı. İnşallah polis abilerimiz yoktur. Ya şu anda hem kapak açık ondan çekiniyorum, hem de kafamda kamera var ondan çekiniyorum. İkisinden de çekiniyorum işin gerçeği. Sorun yaşamak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden bu stres. Soldan gidiyorum değil mi? Evet. Ne diyorduk? 5 tonunu Ankara'ya indiriyorum. Geriye kalan 7 plakayı da Allah nasip ederse Yerköy'e indiriyorum. Ve toplamda 9000 küsür tonajımız var. İrsali evrakları veren abi dedi ki sen dedi 10 ton gözüyle bak dedi. Ben de 10 ton gözüyle bakıyorum yani olaya. Şu benim gördüğüm açıdan siz görebiliyor musunuz acaba? Şöyle birazcık şöyle yapayım görmüyorsanız en azından. Çünkü bazen kamera çekmiyor. Ben çekiyordur diye düşünüyorum ama. Sürekli böyle bakacağım ben yol boyu böyle. Yol boyu sol tarafıma bakacağım. Mazot aldım. Turgutlu'dan mazot alacağım. Oradan mazot aldığımda da bir spanzetlere bakarım. Hepsine. Şeyler dahil. Kapaklara taktığım dahil. Bu öndeki araba neye yavaş gidiyor? Hiç de bir şey yok halbuki. Spanzetlere bakarım. Gerilmesi gerekiyorsa gerdiririm. Gerek yoksa ellemem. Ondan sonra inşallah devam. İnşallah devam arkadaşlar. Burası çok dar ya. Bu yol var ya. Gerçekten çok dar. Dar ve çok kalabalık. Havalimanı burada olduğu için herhalde. En çok yoğunlukta o yüzden olsa gerek. Ben şu an Kantar'ı merak ediyorum. Kantar'da bir sıkıntı yaşayacağız mı diye. Onu çok merak ediyorum. Olmadı kameranın şarjı açısından böyle biraz ilerleyeyim. Kapatırım. Kantar'ın oraya geldiğimde açarım kamerayı. Öyle bir bakarız. Siz de şahit olursunuz. Kantar'dan geçerken bir şey olacak mı olmayacak mı diye. Umarım... Hayır, yapmazlar bize. Anladınız mı? Öyle şeyler umarım yapmazlar. Arkadaşlar bakın. Bakın. Arkadaşlar bakın, uzak durun benden. Ben belanın ta kendisiyim. Uzak durun benden.
Gördüğüm kadarıyla ama şeride hala sığıyor araba. Yani normalde zaten sığar da kapak açık olduğu için hani böyle acaba tam şeridin üstüne denk gelir gibi olur mu olmaz mı falan gibi böyle değişik değişik acayip acayip düşüncelerim vardı. Şu an bir sıkıntı yok ya. Kaç tane kantardan geçeceğim? Turgutlu'dan geçeceğim. Afyon'dan geçeceğim. Elma Dağı'ndan geçeceğim. Ve Yozgat'ın girişinde olacak ama galiba ona girmeyeceğim ya. Ona galiba girmeyeceğim. Yozgat'taki girişe hani böyle yüklüyken girmeyeceğim galiba. Onu bilmiyorum, ona bakacağız. Ya var ya şöyle, inşallah Yozgat'tan böyle ufak tefek bir şeyler bulurum da 2000 liraya şöyle Ankara'ya olur, onu da alır gelirim. En azından bir şeyim olur. Dönüşü kurtarmış olurum. Benim için şahane olur. Şimdi kapak resminde zaten göreceksiniz. Videoda da gördünüz zaten. Yani bunun üstüne malzeme belki alınabilir ama götürdüğüm yük riskli. Zaten spanceti nasıl bağladığımı da gördünüz. O yüzden bir şey almayı şimdilik düşünmüyorum. Aslında Ankara'dan mesela Yozgat'a bir şey bulunsa alınır. Ama işte Yozgat'a da sürekli öyle nakliye çıkabilen bir yer değil. Gittiğim yer öyle bir yer değil. O yüzden çok fazla kasmanın anlamı yok. Oradan dönüşle bir şey bulursam benim için kafi. Hafif bir şeyler bulursam iyi. Bulamazsam da yapacak bir şey yok. Dingiller havada ağır ağır geleceğiz. Arabayı üzmeden, yormadan geleceğiz. Ha, Kırıkkale'den de olur. Mesela Yozgat'tan Kırıkkale'ye geçerim. Kırıkkale'den Ankara'ya götürürüm. Fark etmez. Yeter ki mazot parası çıksın. Zaten karımı ben etmiş olacağım bu götürdüğümle. Karımdan zarar etmeyeyim. Karımdan kar edeyim. Allah'tan Elma Dağı'nı falan hemen hemen 4-4,5 tonla falan çıkacağım. O yüzden o güzel olacak yani. Elma Dağı'nı hafif çıkmam daha iyi olacak. Bir 10 tonla çıkmak var. Bir 4,5 tonla çıkmak var. Trafiği de görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Çok kalabalık. Birazdan açılacak ama. Birazdan otobana bağlanacağız. Orada biraz daha yol açılıyor, rahatlıyor. Abi İzmir'i anlamıyorum ben ya. Çocukken de öyle. İzmir çok kalabalık bir yer. Ankara'da da trafik var ama Ankara'da mesela çevre yolu çok acayip işi görüyor. Yolu birazcık uzatıyor belki ama güzel iş görüyor yani. Şu konumu birazdan kapatayım. Artık konuma gerek yok. Şunun adı neydi ya? Ne diyorlardı buna? Bu forklift de ağır bir forklift. Manitu mu diyordun? Minitu mu diyorlardı? Öyle bir şey. Taksici duracağını zannettim. Ah taksici ah. Aman taksici aman. Yozgat'taki yerin firma isminden bulamadım adreste. Orada Ada Parsel falan yazıyordu. Öyle de bulamam diye numara istedim yüklediğim yerden. Sağ olsunlar numarayı verdiler. Görüştüm. Konumu da attı. Dedim ki abi hani yarın yetişemezsem çünkü Ankara'ya da yük indireceğim dedim. Yetişemezsem şey yapabilir miyiz? Cumartesi indirsek olur mu dedim. Olur da dedi yani yarın da indiririz dedi. Cuma günü de. Bakalım eğer ki ilk indireceğim yer hızlı indirirse, erkenden indirirse oradan eve geçeceğim, bir duş alacağım çünkü leş gibiyim affedersiniz ama öyleyim yani. Havalar da artık biliyorsunuz sıcak, özellikle İzmir'in havası da yani sıcak ve nemli, yapış yapış oluyor insan. Bir duş alırım, üstümü değiştiririm, eşimi alırım oradan Yozgat'a. Öyle
böyle bir yolculuk olur. Ben şimdilik kapatıyorum. Bakalım Kantar'ın orada bir problem yaşayacağız mı, yaşamayacağız mı? Beraber göreceğiz. Evet, şu anda Kantar'a geldik bakalım. Turgutlu Kantar'ındayız. Kazamız mübarek olsun. Kazamız mübarek olsun. Belki bir ihtimal dedim, kapalıdır. Ama açık maalesef. Evet. Bakalım ne yaşayacağız? Bismillah. Adam bir baktı. Bir sıkıntı yok herhalde. Sormak da istemiyorum. Dayım sağ olsun. Bir sıkıntı yok dermiş gibi işaret yaptı. Yani şu an stresliyim bakalım. Stres. Şu an sağdaki abimiz görmüyor. Haliyle. Gerçekten çok stresliyim ya. Bir sıkıntı olacak mı, olmayacak mı diye. Dubalardan geçtik. Tonajımız inşallah ölçer. 18.210. Evet, bir sıkıntı çok şükür olmadı. Yani en azından bu kantarda olmadı. Demek ki problem olmuyormuş. Bir an adam öyle bakınca bir ürktüm, tamam mı? Acaba hani bayrakta salladı ya. Bilmiyorum, orayı o an görebildiniz mi ama ulan dedim, acaba yani benimle mi alakalı bir şey? Adamla bir bakıştık, o bana göz kırptı, ben ona göz kırptım. Baş salladım, devam. Sıkıntı yok yani, anlayacağınız, çok şükür şu anda. Evet, Kantar'dan bu şekilde geçmiş olduk. Saatimiz de bu arada 3. 3'e 4 var. Şu ileriden de mazot alır. Oradan devam ederiz inşallah. Evet arkadaşlar, ilk yere geldim. Şu anda indireceğiz inşallah. Vinçle. Vinci bekliyoruz. Vincin işi var. İndireceğiz. Oradan eve, oradan da Yozgat'a inşallah. Evet, şu anda her şey planladığım gibi gidiyor, bakalım. Saatte 9.30'a geliyor. Yükü indirdim. Tek seferde vinçle aldılar. Zaten 3 plakaydı. Şimdi hızlı bir şekilde eve gidiyorum. Eğer ki tamamen planladığım gibi olursa bugün çok rahat bu iş yetişecek. Akşam saat 5-5.30 gibi ben bu yükü indirmiş olacağım inşallah. Yani bir günde İki ayrı şehrin malını indirmiş olacağım. Göreceğiz bakalım. Evet, biz yola çıktık eşimle beraber. Şu anda Elma Dağı'na yavaş yavaş iniyoruz. Buraya kadar geldik. Bir sıkıntı yok. Eşim de özlemiş kamyonla yolculuk yapmayı, değil mi? Evet. Özlemiş. Gidiyoruz bakalım yavaş yavaş. Benim tabii üstümde bir yorgunluk vardı, inşallah yetiştiririm bugün. Evet, şu anda Yozgat yolundayım. Şu ilavelerin kaydını gördüm şeyden. Aynadan. Bunları bir düzelteceğim. Bunlar bayağı bir kaymışlar. Dağılmışlar. Zaten
Az da bir yolum kaldı. Bitti sayılır. Burası da arkadaşlar bilmeyenler için Yozgat yolu. Spanzetlerde çok bir şey yok. Önemli değil onlar o kadar. Yani bunların gerginliği iyi. Bir şunları halledersem ondan sonra yola devam. Evet, burayı düzelttim. Şöyle göstereyim. Şimdi kaldığımız yerden devam. Şöyle dümdüz gideceğiz. Evet, Yozgat'a geldim. Şu anda fabrikadayım. Çay molasındalar. Ben de salak yapıyorum. Şu an burayı çekiyormuş gibi oluyor. Çünkü yasak olabilir. O yüzden cazibe etmesinler diye. Şöyle büyük bir yer. Vallahi indirme yapılırken çekmeye çalışacağım. Ben şimdi şu spanzetleri açacağım. Ondan sonrasına bakacağız. Şu yukarıda vinçler var bakın. O yukarıdaki vinçlerle indireceğiz. Karım indirdim de orayla kafam gitti. 10 ton getirdim ben. 5 de 6 ile 7 kaldı. Kaldırıyor mu? Evet sevgili arkadaşlar, şimdi arabamızı toplayacağız. Toplama işimiz biraz uzun süreceği için o yüzden arabayı müsait bir yere aldım ve video çekiyorum. Siz de görün bakalım, ben bu arabaya nasıl böyle bağlamışım birbirine. Şu ipten aslında lazım olmaz. Bunu keseyim bence direkt, hiç uğraşmayayım. Uğraşıp ne yapacağım? Hiç uğraşmayayım. Şimdi buradaki bu ip bana gerçekten bir fayda sağlamaz. Küçücük ip çünkü yani. Önce aslında babaları koyacaktım ama neyse, sırayla. Şimdi arabaya bir çekeyim, babaları yerleştireyim, bu kapağı kapatayım. Ki şunları sökebileyim, aynen mantıklı. Bazen böyle mantıklı konuşabiliyorum ben. Şunu sökeyim ama bak, bu ip biraz uzun. Şunları da babama vereceğim. Köyde lazım olur babama. Normalde o plakalar bunların içindeydi. Babamda önceden kartal vardı. Kartalı sattı. Renault Europa'lar var ya, ondan aldı. Şimdi bunlar, bu da ona sığmaz. Kartal olsaydı alırdı. Kartal abi. Affedersiniz, kartal eşek gibi araba yani. Bakın burayı da görmüş olursunuz.
Bunları böyle birbirine bağlamıştım. Tıtıdım tıtıdım. Karnım acıktı ya. Uykum var, karnım acıktı. Aslında evde kahvaltı yaptım ama yani demek ki evdeki kahvaltı yetmedi. Gerçi akşam oldu. O da var. Ya torna bir de arabanın tam önünde. Beni oraya götürme ne olur. Açamadım. Açamadım. Buradan alabilir miyim? Aldım. Çık bakalım. Kopmuş ya bu da. Kopmuş. Şimdi şunu sökeceğiz. Bakalım baba. Bu tamam. Bunu da koyalım. Bu da tamam. Kapağı kapatayım. Şunlar iyi oldu ya. Bunları dolaba atacağım. Böyle işlerde kullanacağım ya bunları. Malzeme malzemedir. Şimdi bu kapağı kapatayım. Mükemmel bir atlayış. Bu da boşa çıkmış herhalde. Kapağı tutsun ya bağladığımız. Spazet boşa çıkmış galiba. Şimdi bu spazeti ben bağlamadım. Ha bu boşa çıkmış değil. Bu şeyi tutan spanset. Tamam bu boşa çıkmamış. Oo sineğe bak. Çok feci ölmüş. Parçalanmış. Şimdi abimiz bunu nasıl bağlamış? Vallahi çok helal olsun lan. Vallahi helal olsun. Çok güzel bağlamış bak. Ucu boşta kalmamışsın. Boşa çıkmasın diye adam. Şuraya bir düğüm atmış. Ve bunu buraya uzatmış bir şekilde. Helal olsun güzel yapmış yani. Benim aklıma gelmezdi bu. Allah razı olsun ya. Olur da bir gün bu videoya denk gelirse o abi. Ben de moder. Allah razı olsun. Çok yardımcı oldu vallahi. Bu nereye gidiyor? Bu buraya geliyor. Bu buraya dolanıyor. Buraya geliyor ve mutlu son. Evet. Evet. Şimdiki bunu hallettik. Ucunu boşa çıkartacağız. Orada bağlı inşallah çözülür. Bunu şeye malzemeye bağlamıştık. Kayarsa mayarsa diye. Thank you.
Vallahi bu işi aldık, getirdik ama yani iyi mi ettik, kötü mü ettik, karlı bir iş miydi, zararlı bir iş miydi bilmiyorum. Zaten artık bu saatten sonra pek de bir önemi yok. Ayağım ağrıdı ama. Şunlar var ya şunlar. Ulan iyi ki zamanında gitmişim. Ege şey, Pima Pen çekmeye. Ege Pen'den. Ne ekmeğini yedim ya. Allah. Acayip, acayip işime yaradı ya. Geçen bir kapağı. Boşta bırakmam lazım. Bence ortaya açık bırakayım. Ortanın şu kütüklerini düşüreyim. Kütükleri de babama vereyim. Belki köyde bir şey kullanır. Ama bir dakika, bu bağlı. Bağlı. Bu taraftan da bağlı ya. Tamam, boşa çıktı. Artık şöyle yapsam da gelmesi lazım. Deneyelim. Düşme. Kendi kendine düşmesi lazım. Çekiş kaldı. Tamam, bu kapağı boşa düşürdük. Sıra burada. Gerçi bunun çok bir şeyi yok. Çok bir sorunu yok. Kolay diyebiliyorum. Spanzetleri toplayacağız ya. Evet, kolay dediğim zor çıktı. Bunu bağlarken de böyle girmiştim altına. Şimdi de gireceğim. Allah'tan yedek getirdim. Anam beni böyle eve almazdı. Gittim bacım narık. Şaka. Şaka maka bir yana. Hemen, hemen yıkardı, hemen. Hemen. Ama yedek kıyafetim var, o yüzden gerek yok öyle şeyler yapmasına. Bomboş. Wow. Hani bu nakli işçilik de istiyor. Gerçi şöyle düşünüyorum. Ha çadır çekmişim. Ha kapakları kapatmışım. Benim araba ahşap kasa olsaydı. Benim araba ahşap olsaydı o zaman yani çadır çekmek daha mantıklıydı. Ama kapaklar hafif olduğu için sorun değil yani. O yüzden benim için ha çadır çekmişim. Ha bu kapakları açıp kapatıyorum böyle. Gene sökerken rahat oluyor. Yaparken, bağlarken daha zor.
Memleketim ya. Memleketim ya. Ne oldu? Bunaldın mı arabanın içinde? Ha? He mi? He mi? Sen Yozgatlı mısın? He. Ne lazım? Ne vereyim abime? Spanzetler toplanacak. Kedi köpek leşe kokuyor burada. Hayatım baksana etrafa. Yani normal değil mi? Olabilir. Bir kedi ya da bir köpek ölmüş olabilir buralarda. Köpektir. Bilmiyorum. Dağ başını duman almış. Müşteri duman. Yozgat'tan iş bulmamız lazım. Benim bildiğim bu. İş yok ki burada. Ne olacak? Bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Yani bir kapak kapatacağım. Bir de şu spanzetleri toplayacağım. Hatta kendime çevireyim. Çekiyor değil mi? Evet. Bu videonun sonuna gelelim artık. Gelmeyelim. Gelelim. Gelmeyelim. Artık gelelim. Daha ben de iş yapacağım. Ben de ne toplayacağım? Ben çalışırken erik ağacına koşa koşa gittin. Ama erik çok güzelmiş. Allah Allah. Arkadaşlar biz spanzetleri toplayalım. Zaten az bir şey var. Şöyle 2-3 tane. Dolabımızı kapatalım. Yavaş yavaş Yozgat merkeze doğru gidelim. Baba daha bizi alacak. Zaten kameranın da şarjı bitti bitecek. Az kalmış. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup yorumlar kısmına yorum yazarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.